CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına ihanet uyarısı yaptı. Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği Barış Yarkadaş'ın da... ...iyi partilere CHP'li belediyelerden ihale verdiği iddialarına CHP Parti Meclisi'nin gündemindeydi elbette. Kılıçdaroğlu, bazı yetkisiz arkadaşlar konuşmalarıyla sıkıntı yaratıyor, bazıları da ihanet içinde dedi. 99. kuruluş yıl dönümünde parti meclisini topladı... Altılı Masa'nın dağılmasına yol açabilecek açıklamalardan uzak durulmasını istedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın açıklamaları sonrası başlayan tartışmalar hakkında kurmaylarını uyardı. Gürsel Tekin HDP'ye bakanlık verilebileceğini Barış Yarkadaş da İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihale aldığını iddia etmişti. Her iki çıkışta altılı masanın taraflarını karşı karşıya getirdi. Daha önce bu iki konuya dair sorulara parti sözcüsü gerekli açıklamaları yapıyor yanıtını veren Kılıçdaroğlu parti meclisinde sert konuştu. Basına kapalı bölümde hem açıklama yapanları hem de kurmaylarını uyardı. Yetkisi olmayan kişiler konuşuyor, bazı arkadaşlar rastgele konuşuyor, sıkıntı yaratıyor ama bazıları da ihanet içinde. Maalesef arkadaşların konuşmalarına engel olmak mümkün değil. Nereden ne geleceğini kestiremiyoruz. Altılı masanın karar vereceği konularda yetkili arkadaşların konuşmaları gerekiyor. Partinin görüşünü Genel Başkan, parti sözcüsü ve grup başkan vekilleri açıklar. Daha ortada bakanlık yok. Altılı masada bu konuya girilmedi. Bakanlık dağıtılıyormuş gibi konuşmalar yapıldı. Herkesin bu konularda konuşurken dikkatli olması lazım. Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nın altılı masayı dağıtmaya çalıştığını ileri sürdü. Bu yolda çatlak yaratabilecek sözlerin ön plana çıkarılıp günlerce tartıştırıldığını söyledi. Saldırılar artacak dedi. Cumhur İttifakı masanın dağılması için çalışıyor. Bir yandan da altılı masada sorun varmış gibi göstermek için farklı açıklamalar öne çıkarılıyor. Ülkedeki ekonomik sıkıntıları gerçek gündemi gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Onların değirmenine su taşımayın, biz ülkenin gerçek sorunlarını gündeme taşımaya devam edelim. Bu saldırılar bize ayrıştırma girişimleri artarak devam edecek. İyi Parti'yi, HDP bizi de din üzerinden sıkıştırmaya çalışacaklar. Her zaman söylüyoruz, inançlara, kimliklere saygılıyız diye. Ancak bu noktalardan üzerimize gelecekler. Altılı masanın başarılı olması hayati önemde.